CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. Tepkilere neden olan KHK'lıların hepsini görevine iade edeceği sözlerine açıklık getirdi. Hapse girmişse istesek de iade edemeyiz dedi. Kılıçdaroğlu'na altılı masanın Cumhurbaşkanı adayından HDP ile CHP'nin ilişkisine kadar birçok soru yöneltildi. Mahkum olanlar var. Gerçekten herhangi bir terör olayından ötürü, yani FETÖ olur, başkası olur, neyse, terör olayından mahkum olmuş, hapse girmişse zaten biz onu göreve istesek de iade edemeyiz. Ya bunlarda akıl yok. Gerçekten akıl yok bunlarda. Benim söylediğim ayrı, onlar olayı başka yere çekip acaba Kılıçdaroğlu nasıl sıkıştırabiliriz? Tepki çeken KHK'lıların hepsini görevine iade edeceğiz sözleriyle ilgili konuştu. Kanun hükmünde kararnameyle barış akademisyenleri atıldı. Evet, hepsini görevlerine geri getireceğiz. Bunlarla ilgili herhangi bir mahkumiyet yok ki. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı canlı yayında gündemle ilgili soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı adayımızı 6 lider bir araya gelerek belirleyeceğiz. Biz önce 6 lider Türkiye'yi nasıl yöneteceğimiz konusunda temel konularda görüş birliği sağlamak durumundayız. HDP altılı masanın gizli ortağı eleştirilerine de yanıt verdi. Bütün partilerle görüşen parti Cumhuriyet Halk Partisi. Biz görüşüyoruz, yani HDP ile de görüşüyoruz, AK Parti ile de, Milliyetçi Hareket Partisi ile de görüşüyoruz. HDP bizim masada yok, doğru. Gazetelerden okuduğum kadarıyla da HDP de ayrı bir ittifak oluşturuyor. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalması gerektiğini söyledi. Selahattin Bey çıksın mı diyorsun? Çıkacak. Osman Kavala'nın çıkması lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var. Haksızdır diyor bu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı öğretmen eylemine ilişkin sözleri üzerinden hedef aldı. Erdoğan'ın bu tür cümleler kurmaması gerekiyor. Ona tekrar söylüyorum. Kendi halkı, kendi insanı için bu tür cümleler kullanamaz bir cumhurbaşkanı. Herkesi kucaklamak zorundadır cumhurbaşkanı. Sadat'ı ziyaretiyle ilgili de konuştu. Sadat karanlık bir örgüttür. Karanlık örgütlerin tümüyle mücadele ederim ben. Kimse bir şeylere yeltenmesin diye.